paranız olsa Fransa kırsalında 20 odalı, 7 banyolu tarihi bir şato mu yoksa Ordu Fatsa'da 2 katlı bir köy evi mi almak istersiniz? İnanması güç ama Fatsa'daki ev yüksek fiyatıyla Fransa'daki şatoyu solladı. Görenler de haliyle gözlerine inanamadı. Hiçbir şekilde ederi değil. Ya biraz insanlarımızın artık açgözlülüğü diyorum. Ben de çok denk geliyorum. İşte Miami'de bu fiyat, İstanbul'da şu fiyat, Ordu Fatsa'da bu fiyat. Bu şato Fransa kırsalında. Bu iki katlı evde, Ordu Fatsa'da. İkisi de satılık ama Fatsa'daki ev Fransa'daki şatoyu solladı. Ya. Sadece gülüyoruz. Ulaşılması zor şeyler bunlar. Fransa kırsalındaki işte bu tarihi şato. 20'den fazla odası, 7 banyosu bulunuyor ve 46 dönüm arazi üzerine kurulmuş vaziyette. Fiyatı ise 22 milyon lira. Tabii ki şaşırtıcı. Çok saçma yani. İşte bu fotoğrafsa Ordu Fatsa'dan. Aslında arazi bir fındık bahçesi. İçinde bulunan binayla birlikte toplam fiyatı 25 milyon lira. Tamam, o fiyatlar yazılıyor ama o fiyatlara alınıp satılabiliyor mu? Burada biraz manipülasyonlar da olabiliyor. Görenler şaştı kaldı. Çünkü Ordu Fatsa'daki gayrimenkulün arazisi 25 dönüm. Fransa'daki şatonun arazisi ise 46. Arada 21 dönümde fark olmasına karşılık Fatsa'daki ilanda 3 milyon lira daha fazla talep edildi. İnsanlarda zaten alım gücü olmadığı gibi müthiş bir abartı. Rantçılık yani. İnsanların biraz eğitimli olması ve sorgulama yeteneğinin de gelişmesi önemli. İki bina yan yana konduğu karşılaştırması sosyal medyada paylaşıldı. Kimi şatonun ciddi oranda tadilata ihtiyacı olduğu için düşük fiyatlı olduğunu savundu. Kimi de Fatsa'daki araziyi içinde fındık ağaçları bulunduğu için daha değerli buldu. Bayağı abartmışlar. Şu an herkes bu durumdan faydalanmaya çalışıyor bence. Fransa ve de Ordu tartışması sosyal medyayı ikiye bölerken peki ama gerçekten bir gayrimenkulün değeri nasıl belirlenebilir? Aslında gayrimenkul alanın da satanın da gerçek pazar değerini öğrenmek adına mutlaka bir rapor yaptırması lazım. Tapuda bir tahkikat var mı? Gerçekten söylendiği metrekarede mi? Çok detaylı, neredeyse 35 sayfayı bulan bir rapor hazırlıyor bizim uzmanlarımız ve bedeli çok büyük paralar değil.